Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün istediğiniz olan OBS yayın artı video ayarlarını size göstereceğim. Öncelikle OBS'ten de çektiğim için örnek olarak gösteremeyeceğim. Sahne geçişlerini şu şekilde sağlayamayacağız. O sahne ne derseniz ama yayın başında bir tanesi. Şimdi öncelikle OBS'imizi açıyoruz. Zaten sorarsanız da zaten OBS'leri software Google'da yazarsanız indirebilirsiniz. Ayrıyeten açıklama kısmında da linkler mevcut. Öncelikle bunu indirdikten sonra bilgisayarınızda 32 bitse 32 bit, 64 bitse 64 bitini indirdikten sonra ayarlar kısmına geliyoruz. Öncelikle 64 bit bilgisayarım var fakat bende 32 bit OBS kurulu, hiçbir farkı yok. Hatta bazı pluginler 32 bitte çalışıyor. Öncelikle genel kısmına gelip bunlar zaten Türkçe ve benzeri biliyorsunuz. Kodlamaya geliyorsunuz. Şu anda size 720p, 60fps veya 30fps kaydetme ayarlarını gösteriyorum ve bunu yaparsanız birazcık kalite düşecektir videolarda ama boyutları tam sizin YouTube'a atmanız şeklinde güzel bir şekilde olacaktır. CBR'ı kapatıyorsunuz, tikini kaldırıyorsunuz. Kalite dengesini 10 yapıp en yüksek bit hızında 3500 yapıp zaten burası da aynı oluyor. Dilerseniz bunu 128, dilerseniz de 192 yapabilirsiniz. Bu arttıkça tabii ki de boyut da artıyor. Hemen yayın ayarlarına gelelim. Burada zaten şu anda video çekme ayarlarını gösterdiğim için sadece dosya çıkışı, onu seçiyorsunuz ve kaydedilecek yeri göz atlayıp yapıyorsunuz. Daha sonra bunları hiç ellemeyip aynı bu şekilde yaptıktan sonra videoya geliyorsunuz. Burada zaten iki tane ekran kartınız varsa, iki tane, bir tane varsa bir tanesi o seçili olacaktır. Buradan özeli seçip tam gerçekte olan boyut, yani bizi sizin şu ekran çözünürlüğünüz, bakın zaten otomatik değişiyor. Ekranı mesela ben şöyle yapayım, buna 1000 yapayım örnek olarak göstereyim. Bunu alıp tekrar özele geldiğiniz zaman şu şekilde o tam sizin çözünürlüğünüzü gösterecektir. Konuşamıyorum bak. Daha sonra 1280'e 720 yaparsanız, yani sondaki gibi 720p hiçbiri derseniz de direkt gördüğünüz kalitesini çekecektir. Şöyle yapıp filtreyi en iyi detay 36 örneklemeyi yapıyorsunuz. İngilizce kullanıyorsanız da en aşağıdaki zaten. Bu da hangi oyunu çekiyorsanız o size kalmış ama bunu sakın değiştirmeyi unutmayın. Her videoyu, her oyunu 60fps çekemezsiniz. Bilgisayarınızda böyle anlık düşüşler oluyorsa videoda donacaktır. O yüzden bunu 30 veya 60 istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sese geliyorsunuz. Ne diyelim? Sese geliyorsunuz. Buradan varsayılan dediğiniz zaman masaüstünüz ne duyuyorsa, ne geliyorsa, müzik, Skype falan, onları alıyor. Mikrofon yardımcı ses aygıtı da buradan kendi mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Bu kamera mikrofonum benim. Bu da mikrofonum. Şunları da bu şekilde yapıyorsunuz. Bazen OBS sesinizi nasıl diyeyim size, birazcık azalıyor. O yüzden bunu 2 yapabilirsiniz. Kısa yol tuşları diyelim. Buradan ben kaydı F12 ile başlatıp F12 ile durduruyorum. Bunları da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve geldik son kısma, gelişmiş kısmı. Bu alttakileri zaten hiç göstermeme bile gerek yok. Gelişmişe gelip aynı şu gösterdim, çok işlemci optimizasyonu kullan, kısa yollarda diğer değişiklere izin ver, ön izleme bunu size kalmış, bu herhangi bir hani kayıtla ilgili bir özelliği yok. Bunu 700 yapıyorsunuz. Daha sonra videoda very fast, bu tamamen sizin işlemcinizin gücüne bağlı bir şey ama en benim internette de gördüm, herkes very fast de kullanıyor. Bunu main yapıp bunu 2 yapıyorsunuz, GFR'ı kullan diyorsunuz ve alttakilerin hiçbirini elleyip bunu da 20 yapıyorsunuz. Başka da bir şey yok. Sahne değiştirici falan, bunları dilerseniz başka bölümlerde gösterebilirim. Bu videoda bu kadardı. İsterseniz nasıl yayın yaptığımda, nasıl kaliteli yayın, ayrıyetten insanların kasmadan izleyebileceği bir yayın nasıl olduğunu dilerseniz videolarda gösterebilirim. Fakat yorumlarda bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz aşağıdan abone olup oyun videolarımı da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim. Bye bye.